Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Harika bir kokoreç yapıyoruz. Yalnız bu kokoreçin neyden yapıldığını gördüğünüzde siz bile inanamayacaksınız. Lezzetini tadınca hiç vazgeçemeyeceksiniz, emin olabilirsiniz. Çocuklarınız bayılacak buna. Neyden mi yapıyoruz? Hadi buyurun başlayalım, hep birlikte görelim. Evet, ilk önce sosumu hazırlıyorum. Bunun için şöyle 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber atıyorum. Daha sonra içerisine şöyle 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı zerdeçal. Hepsini atıyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuz atıyorum ve yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Güzelce sosumu karıştırıyorum. Yağını daha fazla atabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Baharatları da fazla kullanabilirsiniz veya daha az kullanabilirsiniz ama baharat yakışıyor bu tarifte. Evet, sosumu hazırlayıp kenara alıyorum. Evet, yanlış görmediniz. Karnabahar ve brokoli, ikisini birlikte kullanacağım. Bir tane orta boy karnabahar ve bir orta boy brokoli hemen şöyle mutfak robotuma alıyorum. İçerisine atıyorum. Mutfak robotumda çok minik olmayacak su şeklinde ama ufak olacak şekilde çekiyorum. Evet, bu şekilde ufak olarak çekiyorum. Bildiğiniz Ankara, İç Anadolu, Antalya kokoreçi bu şekilde ufak olur biliyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Vejeteryan harika. Çocuklarınıza brokoliyi yedirmek için harika bir yöntem. Kokoreç yapıyoruz. Hiç kimse içinde brokoli ve karnabahar olduğunu inanın anlamayacak. O kadar lezzetli oluyor ki. Sosu içine döküyorum, hazırladığımız sosu. Güzelce sosu iyice yedirelim, karıştıralım. Baharatı az gelirse biraz daha baharat ekleyebilirsiniz. Kokoreçinizin, yani karnabahar ve brokolinizin miktarına göre değişebilir. Azıcık karıştıralım iyice. Her yerine işlesin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim herkese. Çocuklarınız karnabahar ve brokoli yemiyorsa onlara yedirmenin harika bir yöntemi. Evet, bir fırın tepsimizi alıyorum. İçerisine yağlı kağıt serdim ve hazırladığım karışımımı tepsime aktarıyorum. Şöyle tepsime güzelce yayıyorum. Ve 180 derece ısıttığım fırınıma tepsimi veriyorum. Şu anda brokolinin, karnabaharın kokusu hissedilmiyor. Piştikten sonra hiç hissedilmeyecek. Çok rahat olabilirsiniz. Çocuklarınız bayılacak bu lezzete. Evet, fırınıma veriyorum. Evet, karnabahar ve brokolim pişerken hemen bir parça maydanozumu doğruyorum. Soğanımı ister kırmızı ister beyaz doğruyorum. Evet, onları da bir tabağa aldım. Şu anda hiçbir şey atmayacağım. Sebzelerim pişmeye yakın. Onu da soslayacağım. Evet, kokoreçim pişti. Fırından çıkardım. Hemen şöyle soğanımı da hazırladım. İçerisine sumak, nar ilişkisi, limon, zeytinyağı attım. O da hazır. Hemen şöyle ekmeğimi alıyorum. İçerisine bolca kokoreçimden koyuyorum. Bu şekilde dolduruyorum. İsteyen soğanı içine atabilir.
İsteyen yanında yiyebilir. Şöyle bir de böyle yuvarlak bir ekmeğime koyuyorum. İnanın bol bol koyun. O kadar lezzetli oluyor ki tadı dışarıdaki kokoreçlerden hiçbir farkı olmuyor. Baharat zaten çoğunlukla kokusunu bastırması için baharat yaparlar. Baharat kokusu alırız çoğunlukla. İnanın hiçbir farkı olmayacağını göreceksiniz yaptıktan sonra. Evet, ekmeğimizin arasına koydum. Bakın soğanıyla birlikte, piyazıyla birlikte. Yanına da turşu çıkardım. İsterseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Vejeteryan olan kişiler rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hiçbir hayvansal gıda yok içerisinde. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma da abone olursanız, küçük de bir emoji, yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Beğenip beğenmediğinizi, fikirlerinizi benim için çok önemli. Bildirirseniz çok sevinirim. Kimin ne dileği varsa gerçek olsun. Hoşça kalın.